sizin sevginizde çok beğeniyim. Mehmet, millet genel metin işleriyle hep daha iyi yere düşecektir. Zeki, saygı söyleyeyim. Yani şanlı bir şeref hep doğru bilinmez. Onun için bir şey yapmaktasın. Hep basit. Mahmut, çünkü sevdan bir şey yapmaz, kısıtır. Futbol turnuvalarımız 9.sunda 9. ödül töreninde bir aradayız. Masal Zorlu'nun çok arzu ettiği, istediği bir olayı 9 yıldan beri gerçekleştiriyoruz. Kolektif bir çalışma ortaya koyuyoruz. Masal Zorlu'nun istediği gibi bir sivil toplum hareketi olarak bu organizasyon gerçekleşiyor. Herkesin spor yapabileceği, herkesin spor yaptığı bir ortam oluşuyor. Tabii ki futbol Mazhar Bey'in en çok sevdiği spordu. Şimdi şu anda 9 yıldır futbolla biliyoruz. Bakarsınız ileride başka branşlara da bölebiliriz. Bir de Mazhar Zorlu'nun adını taşıyan başka organizasyonlar yapabiliriz. Ben öncelikle çok değerli konuklarımızı, Sayın Milletvekilimiz, İzmir Milletvekilimiz Doktor Aytun Çıray'ı, efendim holdingimizin başkanı, tabii ki her şeyden önce onu biz artık en önemli özelliği Mazhar Zorlu'nun oğlu Kemal Zorlu olarak anıyoruz burada. Ve diğer bakıyorum şöyle bütün spor kulübü başkanlarımız var, Altay'ın eski başkanları var, efendim efsane futbolcularımız, sporcularımız var. Mükemmel bir topluluk oluşturduk. Ben öncelikle sizleri Mazhar Zorlu'nun taparcasına bağlı olduğu, çok sevdiği, her zaman onunla güne başladığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda Mazhar Zorlu için Türk futboluna, Türk sporuna hizmet etmiş, İzmir'imize hizmet etmiş, bütün değerlerimiz için, hayatta olmayan değerlerimiz için, milletvekillerimiz var, bakanlarımız var, spor adamlarımız var, birçok isimler var. Hepsi için sizleri saygı duruşuna davet ediyorum. Akabinden beraber güçlü bir sesle İstiklal Marşı'mızı söyleyelim. Buyurun efendim. Thank you.
Efendim, bu organizasyonlarımızı Milliyet Gazetesi'nin tabii ki sponsorluğunda düzenliyoruz. Birazdan Hamdi Türkmen de aramızda olacak. Bugün İzmir çok yoğun, çok sıkışık bir durumda. Yollar bayağı sıkışık. Ya da geliyor karşıdan da Hamdi Bey'i de görüyorum, geldiğini görüyorum. O da Hamdi Bey'i geliyor. O yerine oturup. Tabii bu arada Konak Belediye'nin bize çok büyük desteği var. Yalnız Hakan Bey üşüttü, biraz soğuk aldı. Bugün aramıza gelemeyebilir ama mesajıyla katılacak. Birazdan canlı olarak onun mesajını buradan izleyeceğiz. Bu arada Milliyet Gazetesi bölge temsilcisi usta gazeteci Hamdi Türkmen'e de hoş geldiniz diyorum. Kendisini sevgiyle selamlıyorum. Efendim şimdi masa zorluğu anlatmak çok güç. Ama onunla ilgili hazırlanmış bir filmin şöyle küçük minnacık bir özeti var. O filmi hep beraber izleyelim. Masar Bey'i görüntüleriyle şöyle bir yad edelim. Masar Zorlu, 23 Haziran 1923 yılında İzmir'de doğdu. İlkokul tahsilini İzmir'de, orta ve lise tahsilini İstanbul'da tamamladı. 1943 yılında hukuk fakültesine girdi. Ancak harp senelerinin getirdiği ağır ekonomik şartlar nedeniyle ailesine bakmak mecburiyetinde kaldığı için tahsilini yarım bırakıp iş hayatına atıldı. Arı İnşaat Şirketi'nde Cuma Ovası Havaalanı ve Ereğli Liman Şantiyesi inşaatında çalıştı. 1947 yılında yedek subay olarak askerliğini yaptı. 1948 yılında kendi şirketini kurarak Manisa Akhisar Yolu ve Manisa Zirai Donatım Kurumu bina inşaatlarını yaptı. 1950 yılında ortak bir şirket kurarak İzmir Piyade Fabrikası, Varyant Yolu, Hal Binası, Transdepo Okulu, Devlet Su İşleri Binaları, Belediye Sarayı inşaatının ilk bölümünü, Alsancak Stadı, Güzeldalı Hava Eğitim Komutanlığı, İzmir Bergama Yolu, Devlet Su İşleri İhaleleri ve çok sayıda konut yapımlarını gerçekleştirdi. 1958 yılında inşaat işlerinin yanı sıra plastik sektörüne de girdi. Türkiye'de boru ve profil dallarında birçok ilke imzasını attı. Plastik sektöründe Ege Profil, Ege Pen, Ege Plas, Ege Yıldız, Mermerik, Necat Zorlu Kıbrıs, Tempo Plast Almanya, Ege Herkül Kazakistan, Ege Polimer Center Rusya, Rom Ege Plas Romanya, Ege Bahçesanayi şirketlerini kurdu. 1980'li yıllardan sonra hızlı bir gelişim gösteren grup, tekstil, döküm mermer, turizm, ticaret, sigorta ve hizmet sektöründe birçok yeni şirketle faaliyet alanını genişletti. 1997 yılında Masar Zorlu Holding bünyesinde toplanan şirketlerde 1500'e aşkın personel çalışmaktadır. Bunlar içerisinde halka açık olan şirketler Masar Zorlu Holding ve Ege Plas şirketleridir. İş hayatı boyunca vergi ödemede gerek şahsının gerekse şirketlerinin üstün başarılarından dolayı altın, gümüş, bronz madalyalar ve belgeler ödüllendirilmiştir. Şirketlerinin ihracattaki başarılarından dolayı da değişik zamanlarda benzer madalyalar almaya hak kazanmıştır. Masar Zorlu 1996 yılında Milli Produktivite Merkezi tarafından yılın iş adamı seçilmiştir. Masar Zorlu ticari alandaki geniş ve çok yönlü çalışmalarını aynı şekilde sosyal yaşamda da pekiştirmiştir. Sporla iç içe olan Masar Zorlu, Muhafız Gücü, Beylerbeyi ve Beykoz kulüplerinde kulüp oynadı. Altay Spor Kulübü Başkanlığı'nda bulundu.
onun döneminde Altay sporcu yetiştiren bir fabrika gibiydi. Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini de yürüten Zorlu, Hasan Polat, Orhan Şeref Babak gibi dönemin efsane isimleriyle birlikte uzun yıllar Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. Zorlu ayrıca İl Fakirleri Koruma ve Yardımlaşma Derneği Başkanlığı, Sosyal Yardım Dernekleri, Rotary, Esyan, TÜSİAR, Ticaret ve Sanayi Odaları gibi dernek ve kuruluşların yönetim kurullarında etkin görev aldı. Ayrıca birçok sosyal amaçlı yardım derneklerinin ve eğitimle ilgili vakıfların kurucusudur. Masar Zorlu, tembelliğe ve cehalete savaş açan örnek bir iş adamıydı. Ona göre her işin başı eğitimdi. İzmir Avni Akyol Lisesi'nin yapımına katkıları bulunan Masar Zorlu'nun ömrü boyunca gerçekleştirmeyi düşündüğü bir okul yapma fikrini 1998 yılında gerçekleştirdi. Masar Zorlu, Anadolu Teknik ve Plastik Endüstri Meslek Lisesi adıyla açılan bu okul, Türkiye'de plastik sektörünün ilk eğitim kuruluşudur. Bu okulda yetiştirilen öğrenciler, plastik sektörünün ara eleman ihtiyacını karşılamaktadır. Masar Zorlu Eğitim ve Kültür Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı girişimleriyle Anadolu Teknik Lisesi'nde Otomasyon Teknolojileri Bölümü kurulmuş olup, Japon hükümetiyle işbirliği içerisinde teknolojik işbirliği alışverişinde bulunmaktadır. 14 Mayıs 2004 yılında kaybettiğimiz İzmir'in duayeni örnek insan Masar Zorlu'yu saygıyla ve hasretle alıyoruz. Ruhu şad olsun. Efendim, 81 yıllık bir ömür. Hiçbir şekilde şaibe yok. Ne zaman denetleme yapılsa hep denetlemelerden ak çıkmış, tertemiz çıkmış olan bir Masar Zorlu. Böyle bir yaşantı ve dolu dolu bir ömür. Her şeyi insanlığa adamış, İzmir'e adamış olan bir kişi. Şimdi izlediniz, gördünüz. Şimdi Hakan Tartan başkanımızın bir mesajı var. O mesajı sizlere arz ediyorum ben. Değerli dostlar, sevgili hemşehrilerim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün ne güzel bir buluşma aslında. Bir yanda abilerim, dostlarım, bir yanda birlikte olduğumuz değerli dostlarım, sevgili kardeşlerim. Hepsi bir arada aslında geleneksel olarak her yıl katıldığım bir törende ama sesimden de anlayacağınız gibi bu yıl ben de bu havada dolaşan mikropların biraz kurbanı oldum galiba. Onun için beni bağışlayacağınızı düşünüyorum. Tabii Masar Zorlu adına düzenlenen bu turnuva geleneksel hale gelmiş, bu güzellik hepimizi geleceğe yönelik de çok sevindiriyor. Bir araya geliyoruz, dostluklar yaratıyoruz, sporun aynı zamanda kardeşlik havasını teneffüs ediyoruz. Ama hepsinden önemlisi Masar abiyi bir kez daha anıyoruz. Bakın, Türk futbolunun, sporunun çeşitli kaoslar yaşadığı bir süreçte Masar Zorlu gibi değerlerin aslında ne kadar önemli olduğu da bir kez daha gözler önüne sürüyor. Onun için her şeyin ötesinde bence bu toplantıların ve bu turnuvaların, bu tür etkinliklerin en önemli ayrıntısı bu. Yani bazı değerleri bize bir kez daha tanıtıyor olması. Ben başta Zorlu ailesi olmak üzere bu etkinliğe emek veren herkese en içten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Gerçekten bu güzellik daha uzunca yıllar böyle devam edecektir diye düşünüyorum. Hepinize en iyi dileklerimle selamlıyorum. İyi akşamlar. Efendim, küçük küçük birkaç konuşmadan sonra ödül törenine geçeceğiz. Şimdi efendim, düzenleme kurulumuzun en aktif üyesi tabii ki. Çünkü Altay adını taşıyor. Altay Sosyal Dayanışma Spor Kültür Derneği Başkanı Eren Gevgeli'yi huzurlarınızı arz ediyorum efendim. Herkese iyi akşamlar. Katılımınız için teşekkür ediyorum.
Öncelikle bu organizasyonu 9 yıldır beraber yürüttüğümüz Milliyet Gazetesi'ne, sevgili Sancar Maruflu'ya ve Köksal kardeşlere çok teşekkür ediyorum. Yine bir teşekkür de Konak Belediyesi'ne yapmamız gerekir. Çünkü 9 yıldır bize sıcak kucağını açıyorlar. Ve biz bu güzel salonda bu güzel törenleri gerçekleştiriyoruz. Masar Bey az önceki gösteride görüldüğü gibi eşsiz bir insan. Eserleriyle her zaman yaşayacak bir insan. Ancak ben size Masar Bey'in yanında bugün 100. yılına yaklaşan Altay'dan da biraz bahsetmek istiyorum. Maalesef genç kuşaktaki arkadaşlarımız, yani aşağı yukarı 25-30 yaşların altındaki genç arkadaşlarımız Altay'ı tanımıyorlar. Ya da tanıdıkları Altay bizim sevdiğimiz, bizim bildiğimiz Altay değil. Altay'ı Altay yapanlar işte Masar Bey gibi o dönemin çok değerli insanları. Ama Altay Kulübü'nün kuruluşu Cumhuriyet felsefesi üzerine kurulmuş bir kulüp. Altay Kulübü 1900'lü yılların başında Balkanlardaki toprak kayıplarından sonra İzmir'de demografik yapısı itibariyle en çok yabancının olduğu bir şehir. Burada Türklüğü ve Türkçülüğü geliştirmek için kurulmuş bir kulüp, spor kulübü. Bir açıdan devletin kurduğu bir spor kulübü. Altay'ın kurucuları da çok enteresan insanlar. Bu işe ön ayak olan Celal Bayar. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı yapmış, başbakanlık yapmış, bakanlıklar yapmış. Çok değerli bir devlet adamı. Onun dışında Mustafa Necati Bey var. Atatürk'ün yol arkadaşı. Bakanlıklar yapmış, Milli Eğitim Bakanlığı yapmış. Vasıf Çınar var aynı şekilde. Mahmut Esat Bozkurt var. Daha pek çok değerli insan var. Ve Altay Kulübü her zaman devlet için çalışmış. Maalesef son 10 yılda Altay sıkıntılar yaşıyor. Ama bu sıkıntıların içinde acaba Türkiye'liklerini bir gözden geçirirseniz hala siyaset sporun içinde değil diyebilir misiniz? Altay'ın bugün buraya gelmesi tesadüf değil. Altay'ı buraya getiren güçler son 10 senedir Altay'ı çeşitli yerlerde kaybetti. Hep haksızlıklarla kaybetti. Altay sahada yenilerek kaybetmedi. Onun için Altay'a herkesin sahip çıkması lazım. Altay şu anda çok zor şartlarda çalışıyor. Biraz da kendi kabahatimiz var. Sadece herkese kabahat atarak işten kurtaramayız. Bizim de hatalarımız var. Ama Altay'ı kurtarmak bütün İzmirlilerin ve Cumhuriyetçilerin görevidir. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, 100 yıllık Altay. Türkiye'de meclis kararıyla, meclis-i mebusat kararıyla kurulmuş iki İzmir kulübü var. İki kulüp var, ikisi de İzmir'de. Bir tanesi 1914 Altay, bir tanesi 1912 Karşıyaka. Diğer kulüpler padişah fermanıyla kurulmuştur. Bakın, bunu altını çizerek söylüyorum. Sadece meclis kararıyla kurulan kulüpler İzmir'de. Bu bizim için de olur, İzmirliler için de olur. Altay'a 100. yılında sahip çıkmamız lazım. 100. yılı doyasıya kutlamamız lazım diyorum. Ve bizim bu etkinliklerimizin her zaman yanında olan hem hakemleriyle hem futbol antrenörleriyle her zaman bizi İzmir'i tabii destekleyen kişi Doktor Şaban Acar Bey'i buraya davet ediyorum efendim. Yakın işlerimiz oldu. Masar abi gerçekten Okan Yüksek Üstad'ın dediği gibi İzmir'de her yönüyle süper bir İzmirli. Türkiye'de ve dünyada ise muhteşem bir Türkiye'lidir Masar abi. Kendisi gerçek bir İzmirliydi. İzmirlilere çok önem verirdi. İzmirlilerin çok önemli yerlerde olmasını
fazlasıyla arzu ederdi ve zaman zaman bunu talimatlandırdı. Mazhar abiyle hepimizin ortak değerleri, ortak anıları çok fazla. Slaytlar daha iyi kendisini anlatamıyor. Bir insan ömrüne neler sığdırılacağının en güzel görüntüleri slaytlarda zaten var. Ben hem sizlere hem de turnuvaya katılanlara şunu ifade etmek istiyorum. Bu tür çalışmalar, geçen konuşmamda da söylemiştim. İzmir insanının ahde vefa duygusunun Türkiye'de çok farklılık arz ettiğini ifade etmek istiyorum. Evet, bu tür çalışmaların sosyal boyutu vardır, kültürel boyutu vardır, sportif boyutu vardır. En önemlisi de toplum sağlığı açısından çok önemli boyutları vardır. Buraya anladığım kadarıyla 7000'e yakın genç kardeşimiz ya da spor etkinliği için olan arkadaşımız katılmış. Çocuklarımıza, İzmir'imize, Türkiye'mize örnek teşkil etmişlerdi. Bu duygular içerisinde bu organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan Milliyet Gazetemize ve yetkililerine, diğer kuruluşların değerli yetkililerine bir spor adamı olarak şükran duygularımı arz ediyor ve sözlerimi şöyle tamamlıyorum. Ben sevgili Mazhar abiye, değerli abimize, unutulmaz abimize bu yetki bende var, onlardan aldım. Nevzat Güzel Irmakların, Fevzi Zemzemlerin, Erkan Velioğulların ve diğerlerinin İzmir'in millilerini saygı ve sevgilerini getirdim. Hepiniz sağ olun, var olun, teşekkür ediyorum. Şaban Acar Bey'e efendim çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de bu olayın adı futbol. Geçtiğimiz günlerde burada bir ahde vefa gecesi yaşadık. Şimdi ben tabii bu ahde vefanın ilk ödülünü alan kişiyi, o hastanedeki tutuklu, hastanede tutuklu olarak o tutuklu nezarethane yatağında yanında gözyaşları içinde izlemişti kendi adına düzenlenen o ahde vefa törenini Mazhar Zorlu. İlk defa Yavuz Tunç, o zaman başkandı, Bahri Bireskola şimdi aramızda, o da yönetimde. O gün onun için çok önemliydi. İlk defa Türkiye'de insanlar yaşarken anılmalıdırın kahramanıydı Mazhar Zorlu. İşte bu güzellikleri yaşatan kurumun başkanı Sayın Bahri Bireskala huzurlarınızı arz ediyorum. Türkiye Futbol Adamları Derneği Başkanı. Sayınlar hanımefendiler, değerli milletvekilim, spora gönül verenler, İzmir futbolu bugünlere getirenler ve de Türkiye'mize ve dünya örnek olan saygıdeğer İzmirliler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sancar kardeşime, Eren kardeşime, Şaban kardeşime ne kadar teşekkür etmezdir. Bir kişiyi anmak, onunla bazıları paylaşmaktan geçer diye düşünüyorum. Görevim sırasında çok değerli rahmetli büyüğümüzle zaman zaman çalışma, görüşme, konuşma fırsatlarım oldu. Ben de çok denizler bıraktım. Ve düşündüm. Bugün ne diyoruz? Türkiye genelinde büyük Altay. Evet. Altay'a büyüklüğünü yöneticiler kazandırıyordu. Bu yöneticilerin biri de şu anda andığımız rahmetli Mazhar abiydi. Hiç unutmuyorum. Bir kulüp başkanına seçilen kişi bir hafta sonra makama gelerek bir tebrik kağıdı uzattı bana. Bahri Bey'de ben 6'ya 450 milyon borç verdim. Lütfen gelirlerine tebrik koyun. Olamaz dedim. Çünkü dosyaya baktım. Kemal Zorlu kardeşimi 175 milyon tebriği duruyor ve almıyor. Daha geriye gittim inceledim. Babası da örnek almış dedim. Rahmetli babası da aynı şeyi yapıyor. Altay'a çok şeyler veriyorlar ama hiçbir şey almıyorlar. Eren Bey doğru söyledi. Altay son zamanlar kötü günler yaşıyor. Lütfen el birliğiyle bu kötü günleri yaşatmayalım diye düşünüyorum. Devam ediyorum. Her kişiye nasip olmaz Türk futbolu yönetmek. Ancak o makama geldikten sonra gününü gün ederek ve korkarak hareket etmek Mazhar Zorlu'ya nasip olmadı. Başkanlığı sırasında İzmir'in geleceğini,
Sancar kardeşim söylediği gibi Laik Cumhuriyetimizin zamanında kurulan Altay ve Karşıyaka'nın bütünlüğünü Karşıyaka'mızın amatör düşme sırasında bir yönetim değişikliğiyle Karşıyaka müzike çıkaran kişidir rahmetli Masar Zorlu. Bu unutmak mümkün değildir. Yeni unutamıyorum. Ağabeyim, amcaoğlum rahmetli Armus Freskal'a Altay Kulüp Başkanlığı yaptı. Yine görevim sırasında Şakir Kuş ağabeyim odama girdi. Müdürüm dedi, Altay'ımızın 75. yıl anı kitabı. Teşekkür ettim. İnceledim. Kitabı olduğu gibi Şakir abiye verdim. Al dedim onu geri götür. Ne oldu Bahri dedi. Amcaoğlum yıllarca, 2-3 yıl, 4 yıl yanılıyorsam burada başkanlık yaptı. 4 yıl. Ne ismi, ne resmi var bu? Ne biçim Altay'lık dedi. Kabul etmedi. Masar abi duymuş. Telefon etti. Oğlum çay içmeye gelecek misin? Geleyim mi? Geliyorum başkanım dedim. Gittim. Duydum dedi, üzüldüm. Ama bunlar boş ver dedi. Gizli kahramanlar yaşarlar. Sen hiç üzülme demişti bana. Olgunluğa bakın. Ve unuttum yapılan hatayı. Bu Masar Zor'un güzelliği ve de hoşgörüsüydü. Devam ediyorum. Gazi Emir teslim almak bizlere beraberce nasip oldu. Şu anda eğer Altay'ımızın Kutlu Aktaş tesiri varsa hasbelkader çorba tuzu, çorbada tuzu olanlardan biriyim. Arsayı aldık. Devlet kamulaşma yasağı getirmiş. Bir şey yapamıyoruz. Arsanın değeri yanılmıyorsun 75 milyar. Altay ihaleye girse o parayı veremez. Bir düşünüldü, taşınıldı. Çözüme ulaşıldı ve bugünkü arsamızın Altay'ın bulunan yer arsasını Devlet Malzeme Ofisi'nden devlete aldık. Kamulaşma yasağı olduğu halde 3 milyara ve de parasını yine Altay sayı ödeyeceğim. O günkü başkanlar söylemeyi isimlerdi. Olmaz dediler. Kutlu Aktaş sağ olsun burada kendisine teşekkür ediyorum. Aldık. Rahmetli Rıdvan abi Altay Vakfı'nın başkanıydı. Kutlu Aktaş'ın izniyle Altay maçlarındaki biletlere yapıştırın vakıf kullarından tesis parası ödedik. Emeği geçenleri sağ olsun diyorum. Ama bu tesisi kazandırma sırasında başım derde girdi. O günlerde de Bulgaristan'dan akın akın vatandaşlarımız Bulgaristan gibi Türk vatandaşı geliyorlardı. Onları ben orada çalıştırdım. 1 lira 2 lira ama rahmetli Masar abi fabrikadan her gün kamyonlarla bu arkadaşlarımızın yiyeceğini ve de zaman zaman içeri giyeceğini veriyordu. Bunu kimse bilmez. Ben yaşıyordum. Allah razı olsun Masar abimizden. Yine diyorum ki Eren kardeşimize, Milliyetli gazetemize ve de burada emeği geçen Köksal kardeşimize teşekkür ediyorum. Bir olay yapmak Sancar Marufoğlu'nun anlatımıyla gerçekten güzel oluyor. Nice daha 10. 15. 20. Masar Zor turnuvaları buluşmak dile hepinize saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biz sivil toplum örgütleri olarak bugünkü konuşma hakkımızı Okan Yüksel'e verdik. Okan Yüksel, duyuyorsun beni. Efendim Okan Yüksel, biliyorsunuz Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin onur üyesi, İzmir Gazeteciler Cemiyeti mensubu, sürekli basın kartı sahibi, gazeteci, yazar, şair, birçok özellikleri var ama tabii çok iyi bir Masar Zorlu dostu. Evet. Ben ne zaman Masar Zorlu denilirse al sancak allarım. Ben ne zaman Masar Zorlu denilse İzmir allarım. Ben ne zaman Masar Zorlu denilse Altay allarım. Ben ne zaman Masar Zorlu denilse Mustafa Kemal Atatürk allarım. Ben ne zaman Masar Zorlu denilse Türkiye allarım. Bir çift güvercin kovalansa yanık yanık koksa karanfil değil, unutulur şey değil,
Mazhar Zorlu gelir aklıma. Merhaba. Efendim, aramızda çok sevdiğimiz bir değer var. Muzaffer Sarma. Nerede? Evet. Muzaffer abi, mümkün mü? Lütfeder misiniz? Buraya gelir misiniz? Efendim, milli hakemimiz, beğenler hakemimiz ama çok iyi bir İzmirli ve çok iyi bir Mazhar Zorlu dostu. Böyle özel ve güzel bir gecede İzmir için çok değerli bir insanla anma ve sesi bir araya gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Böyle bir gecede birkaç kelime konuşmak da bana büyük mutluluk veriyor. Mazhar Zorlu içinizde bana göre daha gençler olduğu için daha iyi bilebilirler. Yaşadığı sürece İzmir'in ticaret hayatının bir numaralı insanıydı, simgeydi. Bütün konuşmaları takip edilirdi ve İzmir için yol çizmeye çalışırdı. Bütün yaşamı İzmir için bu tür anlayış ve mücadeleyle geçti. Biraz evvel kardeşlerimizin söylediği Atatürkçülük falan filan filan ona bağlı, hepsinden önemlisi insandı. Bütün yaklaşımları insancı oldu. Toplumun neresinde, hangi kesiminde olursa olsun insanlar onunla bir konuşması varsa yapabileceği her şey için yanındaydı. 6 ay hepimizin saygı duyduğu bir kulüp. Ama unutmayalım, o başarılı yıllarında Mazhar Zorlu ve onun etrafında birleşmiş çok değerli insanlar vardı. Bir çizgileri vardı. Etrafa saygını telkin ederlerdi. Bir şeyi yapacaklarsa kulüp için mutlaka altından başlar, yukarıya kadar götürülür bir yere bağlarlardı. Geçmişin başarıları hep onlayışlar içinde olmuştur. Bugün o günleri anıyorum, ancak gazeteden takip ediyorum şu andaki şartları. Ne yazık ki bunun çok çok uzağında. Çünkü o mesaleyi alıp da yanına taşıyacak kardeşlerimiz ortada görünmüyor. Bu yalnız Altay için değil, tüm kulüplerimiz için. Mazhar Bey'in bir hasbelkader aynı yerde oturup konuşuyoruz. Üzüldüğü çok zamanlar vardı. Her yere boşaltmak mümkün değil. Çağırırdı, konuşurduk. Kendisine göre geleceğe dönük felsefesi vardı. Yaşadığı son güne kadar. Ölümünden bir hafta önce falan dedim, Muzaffer, İstanbul'da Futbol Federasyonu'nun eski başkanlarını toplantıya davet etmişlerdi. Dedi, gel Muzaffer, beraber gidelim. Onun için, onunla beraber olmak benim için büyük mutluluk. Çünkü hiçbir zaman ne olursa olsun nezaketini, terbiyesini, anlayışını ve karşısındakinin söylediklerini dinlemeden katiyen konuşmaz. Herkese kendi kişiye neyse o değeri verirdi. En baştakini söylüyorum, yaşadığı sürece İzmir ticaretinin simgesi olmuştur. Yol göstericisi olmuştur. Her yerde bir şey varsa onun konuşması en başa alınmıştır. İstanbul'a gittik. Zaten şartları, sağlık sorunları falan da var. Toplantıya gittik. Bütün geçmiş yaşayan birçoğu rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin. Orada bir konuşma yaptı, dedi ki, buraya dedi, davetiniz için ben teşekkür ediyorum. Kısaca bir geçmişi bugüne bağladı, çünkü onları yaşayan insandı. Bundan sonrası için dedi ki, buraya gelecek olan insanlar kendileri için, şöhret için, buradan bir yere bir şey götürmek için değil, ülkemiz için önce düşüncelerini ortaya koysunlar, o bir seçim yapılacaksa o düşünceleri tasdik ederek oraya getirmiş olalım ki ülkemiz bir yere gitsin diye. Bilmiyorum, şu düşünceye baktığımız zaman bugün bu işin neresinde? Yalnız futbolumuz değil, her şeyde yani, her sahada. Çıktık akşam, işte beraber geldik. O arada rahmetli Hasan Polat Bey de orada.
biraz konuştuk falan dedim, Zafer hatır için geldim. Allah rahmet eylesin. Ben dedi fazla kalamayacağım bu konuşmalardan sonra. Yani oradakilerin en büyük bir bölümü bu durumda. İzmir'e o çerçeve içinde geldik, yolda konuştuk. Dedim Zafer dedi, iyi değilim. Dedim Masar abi iyi, hepimiz yaşıyoruz. Yaşadığımız, yaşıyorsak da iyi değilim diye elimizden gelen ne varsa onu yapmaya gayret ederiz. Bütün konuşmalar içinde yaklaşık bir hafta sonra da vefat etti. O son gidiş oldu. Ben şunu söylemek istiyorum sonuç olarak. Masar Zorlu gibi bir abimiz, bir büyüğümüz yok. Hiçbir sahibi yok. Bakın gazetelere. İşte bakın İzmir'in gazeteleri de var. İzmir'de yazılanlar da var. Masar Zorlu'nun her sahibi söylediğini, yaptığını, yazdığını bir kişiden dahi duyabiliyor musun? Bunun o ticaretler, o kuruluşlar, o ticaret sistemler hepsi çalışıyor. Ama İzmir için, kendileri için, gelecek için, Türkiye için hangisini okuyup da ya şu hakikaten güzel bir şey olmuş diyorsunuz. Giden insanın yeri boşsa burada hep beraber sadece üzüntüyle bunları konuşmak durumunda kalıyoruz. Ben diyorum ki şu çerçeve içinde belki burada da bir değerler vardır. Daha değişik açılardan bakalım. İzmir'imize, ülkemize, futbolumuza, geleceğimize kavga ele değil. Çünkü Masabi'nin felsefesine kavga yoktu. Demin arkadaşlarımız anlattılar. Ne yapabiliriz? Düşüncesi neyse ortaya konsun. Belki buraya bir şekilde gelmiş olarak, belki hepimiz de bir takım fedakarlıklara katlanabilir, inanarak daha yerlere gidebiliriz diyorum. Masabi'nin şahsında daha güzel günleri görmek diye hepinize saygılar sunuyorum. Her şey görülecek. 73 günü Hamdi Türkmen'le ben biz İzmir İl Fakirlerine Masar Zorlu'nun kefaletiyle üye olmuşuz. Hamdi'nin makbuzunu gördüm. Benim de makbuzum var. 3 lirada para ödemişiz. Aydan ödemişiz. Onu da gördüm. 3'er lirada aydan ödemişiz. Böyle bir önemli günde bu etkinlik yapılıyor. Ben huzurlarınıza Milliyet Gazetesi bölge temsilcisi sevgili Hamdi Türkmen'i davet ediyorum. İyi akşamlar efendim. Sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Masar amcayla tabii o milliyeti çok severdi ama bizim tanışıklık yıllarımız ben Yeni Asır gazetesindeyken olmuştu. Çünkü milliyette emekliliğimden sonra görev alıncaya kadar da kendime şöyle söyledim. Bir tane kocam oldu, o da dinç bir dindi, onun dışında başka bir kocam olmadı. Ama dostluğumuz ve arkadaşlarımız daha doğrusu o babam yerindeydi ama ben hep ona Masar amca derdim. Çok uzun yıllar devam etti. Allah gani gani rahmet eylesin. Kendisi hem Altay Kulübü'ne hem spor camiasına yaşadığı sürece çeşitli hizmetler verirken ama ölümünden sonra da Altay'ın derneğini yine ayakta tutabilecek bir projeyle kendisi geldi. Yaklaşık 9 yıldır Milliyet Gazetesi'yle yaptığımız bu turnuvada hem dernek de kendisine ekonomik olarak da güç buluyor hem de yaşaması devam etmesi lazım ki her kulübün böyle bir derneği olması lazım. Çünkü ne yazık ki geçmişteki yöneticiler hafızalardan siliniyor. Onları böyle derneklerde profesyonel olarak veya amatör olarak görev alamadıkları, yönetim kurullarında alamadıkları için böyle topluluklar içerisinde yaşatmamız ve devam ettirmemiz lazım. Sancar arkadaşıma çok teşekkür ediyorum ama bir de gönül koyduğumu da söyleyeyim kendisine. İzmir'in iki tane tabii ki çok değerli iki kulübü var. Altay ve Karşıyaka'sı var. Ama Göztepe'yi unutmaması lazım. Yani bugün Avrupa kupalarında ilk çeyrek final oynayan bir kulüptür Göztepe. Bence en az Altay, en az Karşıyaka kadar da önemlidir. Ve onu da bu üçün içerisine koymamız lazım diye düşünüyorum. Efendim, 9 yıldır Milliyet Gazetesi böyle bir turnuvayı düzenliyor. Keşke
imkanımız olsa oynanan bütün maçları izleyebilsek ama ne yazık ki bugünkü koşullar içerisinde izleyemiyoruz. Kısmet olursa, hayatta kalırsak, sağ olursak 10.sunu da düzenleyeceğiz. Ama benim 10.sı için buradan sizlere daha başka bir teklifim var. 10. yıllar çok önemlidir. Geçmişte son yıllarda yani Göztepe Başkanlığı yaptığım süre içerisinde 6 aylı olmasına karşı Masar Amca ile hiç ilişkilerimiz bozulmadı. Hep devam etti ve bana şunu söylerdi. Sanki bugünleri İzmir futbolunun bugünkü halini o günlerden görüyordu. Yani yaklaşık 14-15 sene öncesinden veya 16 sene öncesinden görüyordu. Hamdi şu gençsiniz, şu İzmir kulüplerini tek bir çatı altında buluşturmanız lazım diyordu. Biz de bunun imkansız olduğunu söylüyorduk. Ama çok zorlamasıyla birlikte yaklaşık sanıyorum ki 2000 ya da 2001 yıllarında İzmir'de böyle bir oluşum yaptık. Önce kulüp başkanlarını bir araya getirip Hilton Oteli'nde böyle bir Masar Amca'nın fikrini ortaya atıp böyle bir çalışma yapılabilir mi diye görüştük. Mümkün olmadı. Neden mümkün olmadı? Çünkü biz işin gerçeğinden kopup olacak olan kulübün renginin ne olmasına kadar başladık. İlk bununla başladık. Kimi siyah beyaz olsun dedi, kimi sarı kırmızı olsun dedi, yeşil kırmızı olsun dedi, İzmir Sporlar mavi beyaz olsun dedi. Yani ben de dedim ki ne kadar kulüp rengi varsa hepsini bir araya getirelim, bari o olsun. Yani bunda bir şey yok diye espri yapmıştık ama benim önerim şudur, 10. yıllar dediğim gibi çok önemlidir. İnşallah seneye bu turnuvayı tekrar düzenlerken ciddi olarak söylüyorum, İzmir'de 10 yıldan beri dikkat edin Süper Lig'de takımımız yok. Yanında komşumuz Manisa'nın bu sene yok ama daha önceki yıllar vardı ve bir ilçe takımı olan Akhisar'ın aslanlar gibi 2 yıldır Süper Lig'de oynayan bir takımı var. Biz İzmir'deki kulüplerin haline bakarsanız nerelerde olduğumuzu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Bunun için yaklaşık 15 yıl önce Masar amcamın söylediği şeyi benim önerim şu olacak, gelin 10. yılda bunu tekrar gündeme getirelim. Hepimiz el birliğiyle verelim bütün kulüpler. Yapılabilir yapılamaz ama bir çalışma yapılması lazım. Yoksa İzmir futbolunu Altın Ordu tek başına önümüzdeki yıllarda kısmet olursa gelecek başka da hiçbir takımımız kalmayacak İzmir'de. Ama İzmir'in de bir uluslararası düzeyde futbol oynayacak, Avrupa'da futbol oynayacak önemli bir takıma ihtiyacı var diye düşünüyorum. Bu öneriyi bir geniş bir seminerle ve bir çalışmayla gündeme getirip o gün öğleden sonra başlatacağımız, yani bugünkü gibi olduğu gibi akşamda da törenin veya kazanan kulüplere, arkadaşlarımıza kupalarını verebileceğinden önce bir çalışma yapalım. Gerekirse Fatih Terim'i getirelim, gerekirse bu konudaki üniversitelerdeki hocalardan yararlanalım. Yani bize İzmir'e futbolunda bir yol haritası çizilmesi lazım. Bu yol haritasına göre ne yapılabilir bunun tartışılması lazım. Eminim ki bunu başardığımız gün Masar amca kabrinde biraz daha rahat yatacaktır. Biraz daha ondan sonra işte benim söylediğim, arzu ettiğim, istediğim İzmir bu olacak diye ondan sonra kendi kendine düşünecektir. Masar amcanın güzelliklerini herkes anlattı. Tabii ki hepimizin de çok anısı var ama ben sözlerimi çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Oğlu Kemal Bey sanıyorum ki bunlardan bize bir demek anlatacaktır bazı şeyleri. Onun için hepinize çok teşekkür ediyorum ama 10. yılı çok daha görkemli ve böyle bir amaca hizmet edecek şekilde Masar amcanın huzurunda kutlamayı öneriyorum. İnşallah başarılı oluruz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Doktor Aydın Çıra'yı davet ediyorum efendim. Değerli hemşehrilerim, sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Sancar Bey bir onurdan söz etti. Eğer bir onur söz konusuysa sizlerle birlikte olmaktır. En kıymetlisi budur.
Buraya gelen konuşmacılar bir şampiyon iş adamının hayat hikayesinden çeşitli kesitler anlattılar. Merhum rahmetli Mazhar Zorlu'yu anarken aynı zamanda İzmir'de birçok bir büyük eksikliğin var olduğunu da hissettik. İzmir birçok anlamda gelişip büyürken sosyal alanda liderlere ihtiyacı olduğunu anlıyoruz. Biraz önce değerli gazeteci Hamdi Türkmen burada çok önemli bir projeden söz etti. Gerçekten olur mu olmaz mı bilmem. Çünkü bu taraftarlık denilen sporda bir hadise vardır. Sonuçta insanların o gönül verdikleri renkleri, o gönül verdikleri takım hakkındaki duygu ve düşüncelerini bazen projelerle falan değiştiremezsiniz. O başka bir şey. Ama orada bu işin halledilmesi gerektiğini söylerken Fatih Terim ya da benzeri bazı kişiler gelsin bu işe başkanlık etsin demesi aslında benim biraz önce söylediğim İzmir'in liderlik sorunu olduğunun bir nevi tescilidir. Eğer böyle bir hadise olacaksa dahi bu işin akil adamları ancak İzmir'in içinden çıkmalıdır. Hamdi abinin, ben ona abi diye hitap ederim. Hamdi abinin bunu bütün iyi niyetiyle söylediğini biliyorum. Maksadım o sözleri eleştirmek değil, bir konuya vurgu yapmaktı. Ben aslında İzmir'den söz ederken İzmir medeniyeti diye söz ederim. Bunu özellikle kullanırım. İzmir tek başına İzmirlileri tarif etmez. İzmir medeniyetinin ben yeniden yükselmesi gerektiğine inananlardanım. İzmir medeniyetini o kuruluş ruhuyla, işte o Altay'ın kurulduğu İttihat ve Terakki'den başlayan süreçlerin ruhuyla yeniden ayağa kaldırmalıyız ki Türkiye bir daha bu içinden gelip geçtiğimiz büyük sıkıntıları yaşamaz. Çünkü İzmir çok ilginç bir kenttir. Ayrı bir ruhu vardır. Bu ruhu da biz şampiyon yapmak zorundayız. Eğer bunu da şampiyon yaparsak, Türkiye'ye örnek olursak, sporda da bu noktaya gelebiliriz. Ben şampiyon iş adamını rahmetle anıyorum, Mazhar Zorlu büyüğümüzü. Bazen film seyrederken de bu duygulara kapılırım. Keşke derim, bu jenerasyonla birlikte yaşamanın tadına varabilseydim. Keşke bu asil duyguların içerisinde bu mücadeleyi seven adamlarla birlikte olabilseydim, aynı yere terimizi dökebilseydik. Bir yandan TÜSİAD üyesi, bir yandan il fakirlerini koruma cemiyeti üyesi. Yani bu başlı başına olayın mahiyetini ortaya koyan bir örnek diye düşünüyorum. Ben inşallah önümüzdeki yıllarda İzmir'in tüm takımlarını şampiyon olarak görme temennisiyle hepinizi bu güzel törene davet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ancak Sancar Bey'den de söz etmeden bir cümleyle geçmek istemiyorum. Sancar Bey çok ilginç kimlik ve kişilik. Sancar Bey İzmir'in birleştirici, bütünleştirici kimliklerinden bir tanesi. Bu tür faaliyetlerde hep onun önderliğini görüyorum. Huzurunuzda ona da hasreten teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun sevgili milletvekilimiz. Efendim şimdi normal artık şeyimizin sonuna geldik. Tören başlayacak. Töreni Faik kardeşim çok hızlı bir şekilde götürecek. Hiç merak etmeyin. Ondan sonra kopteyle geçeceğiz. Evet, şimdi bu kadar güzel, anlamlı konuşmadan sonra burada tabii aile önemli. Mazhar Zorlu'nun genlerini taşıyan, onu hakikaten dipdik ayakta tutan bir güç. Sevgili Kemal Zorlu, alkışlarınızla Kemal Zorlu'yu huzurlarınıza arz ediyorum. Efendim, hepinizi
saygıyla selamlıyorum. Başta Sayın Milletvekili, spor kulüplerinin ve futbol tabanında oluşturan birimlerin başkanları, hanımefendiler, beyefendiler, teşriflerinizden dolayı da hepinize teşekkür ediyorum. Ben şu anda iki mutluluk yaşıyorum. Bir tanesi, bu kadar güzel söylemlerden sonra böyle bir babanın evladı olmanın mutluluğunu yaşıyorum. İkincisi de, bugün kendimin özel bir mutluluğu var. Çok uzun zamandan beri, belirli sebeplerden dolayı uğradığımız bazı kazalar vardı. Bu kazaların bugün artık sonuna gelip, bu kazalarla ilgili derin izleri temizlediğimiz ve nokta koyduğumuz bir gün olması dolayısıyla da kendim ayrı bir mutluluk yaşıyorum. İkisinin üst üste gelmesi güzel bir tesadüf oldu. Babamın ruhu beni bırakmadı. Öteki tarafta da bana yardımını esirgemedi. Ondan dolayı da çok ayrı bir huzur duyuyorum. Ben herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu kadar güzel konuşmalardan sonra ben bu kadar eski dostu bir araya getirdiğim için çok mutluyum. Turnuvaya katılan tüm sporcular adına, başta Milliyet Gazetesi olmak üzere, Altay Sosyal Dayanışma Derneği'ne, İzmir'i Sevenler Platformu'na ve Kemal Bey'e şükranlarımı sunuyorum. Bütün sporcular adına. Hemen ödül törenine geçelim. İlk ödüllerimiz bu müsabakaları özveriyle yöneten hakem arkadaşlarımıza ben buraya davet ediyorum. Atay Küçük, İbrahim Albayrak, gelemeyen arkadaşlarımız var. Onların da ismini burada zikretmekte fayda var. Büyük emek verdiler. Taner Özel, Recep Duru, Tezcan Kurtuluş, Bülent Atak ve Erkan Köksal. Ödüllerini vermek üzere eski Süper Lig hakemimiz, Merkez Hakem Kurulu üyemiz Sayın Ahmet Akçay'ı davet ediyorum. Centilmen oyuncular. Ahmet Yarsoğutma'dan Mustafa Şen. İzmir Koleji'nden Osman Ertilav. Evka4'ten Emre Ergemen. Gempa AŞ'den Kemal Ateş. Akkuşlar Nakliyat'tan İbrahim Akkuş. Karakili'den Mehmet Doğancı. Ödüllerini vermek üzere İl Hakem Kurulu eski başkanımız, yine Süper Lig hakemi Sayın Onur Sorguç'u davet ediyoruz.
Turnuvamızın gol kralları Edat Eczar Kooperatifinden Serkan Altuğ. Ünlü boyadan Emra Dönmez. Masterlarda Albayrak İnşaat'tan Mehmet Zengin. Ödüllerini vermek üzere yine eski futbol il hakem kurulu başkanı ve Süper Lig hakemi Sayın Coşkun Evi ve unutulmaz amatör Şakir Kuruş'u birlikte davet ediyorum. Bize büyük destek veren Vizyon Spor Tesisleri koordinatörünü buraya davet ediyorum. Ödülünü vermek üzere yine eski Süper Lig hakemlerimizden ve Merkez Hakem Kurulu üyesi Sayın Yavuz Tuncu davet ediyorum. Özel ödül almaya hak kazanan takımlarımızı temsilcilerini ben sahneye davet ediyorum. İzmir Samsun Spor, Lesmire Kafe, Kolektif Vardiya, Efes Pilsen ismini zikretmek yasak biliyorsunuz. Aytaş Gıda, ve Yeni Mahalle. Ödülleri vermek üzere Balkanların zamanında en iyi santrafı Koca Kaptan Kazım'ı ve yanında İzmir'in duayen gazetecisi Yaşar İyice'yi davet ediyor. Centilmen takımlarımızdan Nezita, MSC Gemi Acenteliği, Türk Ekonomi Bankası,
ödüllerini vermek üzere İzmir'in duayen gazetecilerinden Sayın Ünal Tümün ve İzmir'imizin eski spor il müdürü Sayın Celal Orgoç'u birlikte davet ediyorum. Gelen takımlara devam ediyoruz. Edak Eza Kooperatifi, Ege Yıldız ve Ünlü Boya. Ödüllerini vermek üzere kafayla gol deyince kim akla geliyor? Tabii ki Altın Kafa Mahmut. Altaylı Mahmut. Ve İzmir'in duayen TRT spikeri Sayın Murat Ünlü'yü davet ediyor.
Şirketler ikincisi, Cemal Döküm Sanayi. Ödülünü vermek üzere Milliyet Yayın Koordinatörü Sayın Murat Özken'i davet ediyorum. Serbestler ikincisi Sivil Soğuk ödülünü vermek üzere Eski Spor İl Müdürümüz Sayın Mümin Fındığı rica ediyorum. Ödülünü vermek üzere Erdinç Başkanı burada mı? Altay'ımızın eski başkanı Erdinç Altın Yelekliler. Altay Sosyal Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dilser Hanım'dan rica ederim. Master'lar kategorisinde Okan Spor. Sporcularla birlikte. Otuz ve üstü oynuyor. Evet, ödüllerini vermek üzere Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şube Başkanı Sayın Bahri Görezkala ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ersin Akbaylar'ı davet ediyorum. Şimdi ben burada bir şey söylemek istiyorum. Biraz evvel Hazreti Türkmen başkanı dedi ki bir altın ordu kalacak. Doğru söyledi. Artık futbol bir sanayi oldu. Bu iş sevgi, aşkın yanında bir de para lazım. İzmir takımlarının bir yere gelmesi için de bana göre Seyit Mehmet Özkan lazım her takım organı.
İmar ve Serbestler'de Mosi Tekstil. Ödüllerini vermek üzere Sayın Hamdi Türkmeli ve Eren Gergeli'yi birlikte davet ediyorum. Mosi Tekstil'in Emel İsel'i Taş AŞ Ben ödülleri vermek üzere özellikle beni çek, vallahi yoksun yoksun böyle olsun ya neden böyle resim istiyorlar, ne yapacağız? Bunu alamamama iki tane geçeceğim zaten. Çekeyim ben burada. Çekeceğim. Sen çekeceksin. Tamam tamam. Bundan alma ihtimalin var mı? Ender Bey'in toplantısı olduğunda özür diledi, gelemedi. Onu da vurgulayayım. Evet, Sayın Kemal Zorlu'yu İzmir Andırırlar Derneği Başkanı Sayın Şaban Acar Bey'i ve İzmir'in simgesi, hakemlikte simgesi Sayın Muzaffer Savran'ı birlikte davet ediyorum. Ödül alan ve ödül verenleri hepsini buraya davet ediyorum. Gazete için bir resim alalım. Öncelikle buranın resmini alalım. Ödül yani. Kokteylimiz var. Yan salonunda hepinizi kokteyle davet ediyoruz. Evet.
sıkıntılı. Üstüne çok bizim ya. Nereden alabiliriz arkadaşlar?